Yeni bir Eray Balıklı videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Giriş bölümü çekemedim. Bunun sebebi ise arkadaşlar boş vaktim o gün vardı. Biliyorsunuz ki çok fazla şehit verdiğimiz gün İdlib'de olan olaylardan sonraki gün mecbur hava gitmek zorunda kalmıştım. Yani arkadaşlar bildiğiniz üzere başımızda bir Suriye vakası var, İdlib vakası var. Maalesef devletimiz bu konuda çok zor durumda. Kısa sürede umarım çözülür. Çok fazla şehit verdik bu zamana kadar. Yani 34 tane şehit gerçekten az bir rakam değil. Ya bunun fazlası da olduğu söyleniyor. Ya ne kadar yalan, ne kadar doğru bilemeyiz ama umarım fazlası olmaz ya. Bundan sonra hiç olmasın ya gerçekten yani. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz artık diyecek bir kelimemiz gerçekten yok. Video pek keyifli olmadı. Zaten balık zayıftı arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Balık havyara girdiği için biraz da zaten sezonu kapattık. Ben de kendi açımdan daha gitmeyeceğim. Havyara girdiği için büyük balık yeme atlamıyor. Ufak tefekler hepsi zaten artık yemi parçalayıp yok ediyor. Umarım sizin için de keyifli bir hava olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diyorum. Tekrar yeni bir haberde görüşeceğiz inşallah. Aldım. Gel buraya. Evet. Hiç batırma yok. Almışın ağzına bekliyorsun bir tane. Yani ben balık hiç takılmadı sanıyordum ama gördüğünüz gibi. Dur oğlum ya. Evet, güzel bir kasna. Daha gitti. Zaten salacaktım seni. Niye kaçtı? Önce bu kameraya gösterseydik seni. Evet arkadaşlar. Tekrar tavuk ciğeriyle av yapıyorum. Gördüğünüz gibi ciğerlerim maşallah böyle kocaman 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 takıyorum. Ne kadar büyük ciğer o kadar büyük balık demişler. Değil mi? Sağlamsın. Bayağı sağlamsın. Farklı bir av yapalım bakalım. Bazı izleyicilerimiz, takipçilerimiz dip av niye kullanmıyorsun diyordu. Mantarlı kullanma, dip avı yap dediler. Bir dip avı yapalım bakalım. Bu sistemi sazancılar çok kullanır. Zaten biliyorlardır. Hemen şuraya bir gündüz bir kerte atacağım. Bakayım. Evet. Başarılı. Bunu saplamak için. Yazıyorum tam şöyle. Ava yeni geldik. Bir tane ufak balık aldık. Bir 15 santimden büyük yani 20 santime rahat yakında. Onu zaten salacaktım. Pek bugün balık alasım da yok açıkçası ama. Yani büyük balık gelirse de illa birkaç tanesini alıkoyarız. Bu sistem çok basit. Hemen şuradan 0 18'lik Trabuco her zaman bunu kullanırım. Misinemizi daha yeni açıyoruz. Hemen bir takım bağlayalım. Nerede malzemelerimiz? Burada.
Gezlerle bir sistem yapacağım. Biraz büyük kurşun kullanacağım o sebepten. Şunu geçirelim. Altıda bir tane stoper koyalım. Kancaya fazla yakın olmasın kurşunumuz. Ki yem dalgalanabilsin. Tabii yemin biraz suda, suyun dibine dalgalanması çok iyi bir şey. Şurada güzel bir kasna kancamız mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kasna kancasında bunu kullanıyorum. Bu denizde de bayağı başarılı. Kancam bitmiş, normal kancalarım. O sebepten bunu kullanacağım bugün. Bağlayalım şöyle, sağlam olsun. Pek de vuruş yok zaten. Evde sıkıldığım için artık gidecek pek fazla balık merası da yok, açık konuşayım. O yüzden buraya geldim tekrar, gene aynı yere. Çünkü o kadar kısır ki meralar arkadaşlar, yani gerçekten balık. Deniz zaten, deniz avı şu anda bizim burada hiç yok. Yeni biraz istavrit hareketlenmiş. İstavrit videosu da artık sizi ne kadar mutlu eder bilemiyorum. Ama çekimlerini yaparız. Denizde yani büyük balık, levrek olarak falan pek bizim buralarda yok. Çünkü Marmara Denizimiz maalesef ki bayağı bir kısır. Şöyle iri bir tavuk ciğeri takarak bunu direkt akıntının ağzına bırakacağım. Akıntının ağzından yemlenmeye gelen büyük balık olursa illaki görecektir. Şöyle bir sistem yaptım, görüyorsunuz. Çok basit bir sistem. Stoper koydum. Gezer bir kurşun. Stoper kurşunu sabitliyor. Kanca hiçbir şekilde kurşun yapışmayacak. Balığı da ürkütmeyecek. Hadi bakalım. Nasibini al da gel diyoruz. Şöyle bir attık bakalım. Hatta biraz daha uzağa atsam daha iyi olur gibi geldi bana. Biraz daha uzağa atayım. Diğer mantarıma sıkıntı yaratmasın balık çekerken. Yani şaşardım. Ya bir yere takılmasaydım şaşardım zaten, normal. Her yer otluk olduğu için. Ya güzel bir yerde. Böyle akıntının ağzında bir dursun bakalım. Hemen bunu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi balık vurduğunu anlamak için şöyle şu sert yere kıstırdım ve bıraktım. Sistem bu kadar basit. Bunu sazancılar çok kullanır. Çok da başarılıdır sazan avlarında. Çünkü kasnakçı derler. Kasnakçıların hepsi böyle yapar. Atarlar oltalarını, ondan sonra boyarlar şöyle şuraya bir taş. Pamuşa veyahut da kasnağı gömerler toprağa. Bu şekilde avı yaparlar. Biz de bakalım bugün onlara uyduk. Umarım güzel bir av olur. Aldım. Akşam akşam gelen ufak balık. Evet, akşam oldu, günün ikinci balığı. Anam gözüne değmiş. Dur babacığım, dur. Tamam, kurtardık. Maalesef arkadaşlar çok kısır. Zaten bugün balık alıkoymayacağım hiçbir şekilde. Bunlar zaten beni tatmin etmiyor, ufak. Normalde limitlerde bir balık, açık konuşayım. Ama almanın bir anlamı da yok. Zaten havyar sezonu iyice girdi. Derelerde serbest olsa da almayacağım. Bu da son gelişim olsun artık. Başka avlara yelken açma zamanı geldi. Hadi bakalım. Güle güle. Güle güle. Tamam.
Valla fişek gibi gitti. Size pek balık videosu izletemeyeceğim ama yapacak da pek bir şey yok açıkçası. Çünkü çok kısır bir döngüdeyiz. 2 gündür lodos esiyor. Lodos da zaten derelerde balığı illaki denizde dişli balık abarttıysa da derelerde bozuyor. Anlamadık. Genelde böyle oluyor. Zaten birazdan eve kaçarız artık. Yapacak bir şey yok.